De bugün 11 Eylül. Şöyle söyleyeyim size, 17 yıl önce bugün aşağı yukarı birkaç saat sonra tüm dünyayı değiştiren bir saldırı yaşanmıştı Amerika Birleşik Devletleri'nde. İkiz Kulelere saldırılmıştı. Sonrasında zaten biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'ya bir girdi, savaş oyun alanı haline getirdi. Her gittiği yere özgürlük götürdüğünü söyledi. Şimdi halini görüyorsunuz. Orta Doğu'da her tarafta terör örgütleri var. Ortada huzur var mı? Hayır, huzur da yok. Madem öyle konuşalım biraz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu makalesiyle başlayalım konuşmaya. Konuğumuz kim? Konuğumuz SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş. Sayın Yeşiltaş, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Sayın Yeşiltaş, Cumhurbaşkanı'nın İdlib'le Suriye ile ilgili açıklamalarını ekrana getirdik. Daha doğrusu kaleme aldığı makaleyi. Şimdi şu cümle çok dikkat çekici. Size onu sormak istiyorum. Makalede diyor ki, evet. İdlib köprüden önce son çıkış. Bu tanımlamayla kastedilen şey nedir? Yani Cumhurbaşkanı tabii Suriye krizinin geldiği safhayı söylemesi bakımından, altını çizmesi bakımından önemli bu ifadesi. Bu İdlib eğer müdahalesi, askeri müdahalesi sınırlarını aşan bir biçimde ortaya daha fazla insan kaybı, daha fazla sivil kaybı, daha fazla mülteci problemi ve en nihayetinde Suriye krizinin çözümüne ilişkin Astana ile birlikte oluşan o diplomatik zemini bozarsa bu Suriye meselesinin halledilmesi değil, bilakis Suriye krizinin çok daha fazla derinleşmesi anlamına gelecek. Ve Cumhurbaşkanı bu ifadesiyle aynı zamanda askeri olarak zafer kazanabilirsiniz ama siyasi olarak herhangi bir biçimde İdlib sonrasında siyasi bir zeminin dağılmasından mütevellit bir daha derinleşmiş bir krizle karşı karşıya kalacağımızı söylüyor. O anlamda köprüden önce son çıkıştır diyor. Bu içerikle birlikte aktörleri de aslında uyarıyor. Sadece Rusya'yı değil, rejimi değil veya İran'ı değil. Yani geçtiğimiz hafta Tahran'da düzenlenen zirveyle oluşan o resim içerisindeki aktörleri değil. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa'daki aktörleri ve en önemlisi de Birleşmiş Milletleri uyarıyor ciddi bir biçimde. Onlar için de köprüden önceki belki son çıkış olacak İdlib meselesi. Çünkü geçtiğimiz aylarda Astana sürecinin ortaya çıkardığı mütabakata rağmen, uzlaşıya rağmen rejim birçok alanda üstünlük sağladı ve Halep başta olmak üzere birçok bölgede ciddi manada insani dramlar yeniden ortaya çıkardı. Bu Suriye krizinde bugüne kadar oluşan zemini, ki o zeminin de çok güçlü olduğunu söylemek bu arada çok mümkün değil, bunun tamamen dağılacağını uyarısında bulunuyor. Daha fazla kanın akmasının Suriye krizinin daha fazla uzamasına, savaşın belki de boyut değiştirerek bir başka alana taşınmasına Suriye içerisinde sebep olabilir. Yani bu rejimin ölçüsüz bir biçimde sivilleri doğrudan hedef alan askeri operasyonunun getireceği sonuçlarını muhalefeti daha fazla radikalleştirebilir. Suriye'de, Irak'ta görmüştük bu durumu. Evet. Özellikle 2004'ten sonra 2008'e kadar dönemde ciddi bir terör ortamı oluşmuştu. Bu ciddi bir terör ortamının Suriye'nin bütününe yayılması anlamına gelebilir. DAEŞ'in Suriye'de yeniden uyanmasına sebep olabilir ki bu tartışma şu anda çok canlı bir tartışma. Aslında DAEŞ'in yeniden uyanmış olması mesela Sayın Yeşiltaş Suriye'de.